Merhaba sevgili Başak burçları, yükseleni ve ay burcu Başak olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün Başak burcu 15-31 Mart videosu çekeceğiz. Bakalım Başak burçlarını neler bekliyor arkadaşlar. Başak burçları bildiğiniz gibi toprak grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Merkür'dür. Uğurlu günleri çarşamba. Uğurlu sayıları 5. Uğurlu renkleri turkuaz sarı. Metalleri civadır arkadaşlar. Başak burçları toprak grupların en aktif, en çalışkan, en hiperaktif burçları diyelim. Çalışmayı çok severler, kariyer kurmayı çok severler. Çok zeki burçlardır başaklar. Başaklar aynı şekilde o kadar çalışkan ve her şeyin hakkını vererek yapan burçlardır ki onun için başaklara genellikle biraz memnuniyetsiz burçlar olarak konuşuluyor Başak burçları. Bu arada mumumu yakmamışım. Hem konuşayım hem mumumu yakayım arkadaşlar. Başak burçları dediğim gibi her şeyin hakkını vererek yapan burçlardır arkadaşlar. Olağanüstü dikkatli, disiplinli, düzenli burçlar olduğu için Başak burçlarını bazen memnuniyetsiz olarak söylüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Başak burçlarını çok severim. Gerçekten hayatta her şey üzerine düşen vazifeyi hakkınca yaparsa hiçbir problem olmaz diyorum. Bu memnuniyetsizliğin cevabı olarak. Başak burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Biraz takıntılı burçlardır başaklar, onu söyleyeyim. Çok takıntılılar hatta, ama başak burçları asla memnuniyetsiz burçlar değiller. Başak burçları toprak gruplarıyla uyumludur. Boğa başak oğlakla uyumludur. Başaklar hava gruplarıyla kısmen sıkıntı yaşayabilen burçlardır. Özellikle başaklar ikizler burcu ve kova burcu ile kısmen sıkıntı yaşayabilirler. Ateş burçlarıyla biraz sıkıntılı, o özellikle koç burçları ile sıkıntı yaşayabilirler arkadaşlar. Yükselen burçlara dikkat edelim. Yükselen burçların etkisi, her zaman söylüyorum, burçları çok etkiliyor. Mesela diyelim ki Başak burcunun karşı partnerinin yükselen burcu yay burcu ise, eğer yükseleni oğlak, boğa, başaksa veya su gruplarından ikizler, pardon, yengeç burcu ise veya balık burcu ise tabii ki anlaşabilirler. Başak burçları su gruplarıyla da uyumludur arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden şimdi Başak burçlarını bakalım. Bir genel durum bakalım. Sonra detaylı bakarız. Bakalım Başak burçları neler bekliyor. Arkadaşlar indirim kampanyamız bu arada özel bakımlarda devam ediyor. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı tabii ki unutmayın. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi ve gelecek olan videolardan haberdar olmak için zil butonuna basarsanız tabii ki yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz. Böyle duyurularımızı da yaparım. Bu arada yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar lütfen bilgilerinizi tam yazın. Doğum tarihi, doğum saati şart arkadaşlar, yükselen burcu öğrenmek için. Doğum saati olmadan yükselen burcumuzu öğrenemeyiz. Yükselen burcunun öğrenilmesi için vacip olan doğum saatidir. Soran arkadaşlar için açıklıyorum. Bazıları diyor ki yükselen burç ne demek? Evet arkadaşlar, Başak burçlarına yol gözüküyor. Kesinlikle yurt dışı veya şehir dışı bir yoldan bahsediyor kartlar. Başak burçlarını genel anlamda üzüntü yaşadıklarından bahsediyor kartlar, ama konum olarak veya iş olarak güzel yerlere geleceğinden bahsediyor. Başak burcu biraz beklemiş olarak gösteriyor. Biraz kalp kırıklığı ve duygusal anlamda sıkıntılı bir dönem geçirdiğinden bahsediyor Başak burçlarını. Ama kesinlikle kafasında kurduğu bir plan var Başak burçlarını. Özellikle aşktan yana biraz problem yaşayabilirler arkadaşlar. Bu hem evli olan Başaklar hem sevgili olan başaklar için geçerlidir. İş ve kariyer konusunda kesinlikle bir değişim olacağını, yükseleceğinden bahsediyor. Dediğim gibi iş değişimi, ev değişimi, yer değişimi söz konusu. Başak burcunun hayatında iyi bir ciddi bir değişiklik olacağını gösteriyor.
Umarım olumlu değişikliktir. Bunun genel bakışta gösterdi. Şimdi bir özel bakım yapalım. Hiç vakit kaybetmeden Başak Burcu özel aşk bakacağız detaylı. Sonra iş ve kariyer bakarız canlarım. Bir aşk bakalım. Bakalım neler var. 15-31 Mart videosu çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü 1-15 çekmiştim. Başak Burçları aşktan yana neler var? Başak Burcu'nu hava grupları. İkizler, kova, terazi. 2-4-6-7. Evet. İkizler, kova, terazi burcu ile Başak Burcu arasındaki sıkıntıyı gösteriyor. Başak Burcu'nun karşısındaki ikizler, kova, terazi veya yükseleni ikizler, kova, terazi olan arkadaşlarla ciddi bir sorun olduğunu, ikizler, kova, terazi hava grubu olan arkadaşlar Başak Burcu'na kendini kapatmış olarak gösteriyor. Başak Burcu'nu şu anda hava grupları ile ilgili sıkıntılı gösteriyor. Söyleyeyim canlarım. Şimdi barış var mı desek Başak Burcu ile hava grubunda, bu evli olan Başak Burçlarını da kapsar, sevgili olan Başak Burçlarını da kapsar arkadaşlar. Kesinlikle barış gösteriyor. Barışacaksınız ama gerçekten karşı tarafın hava gruplarının, ikizler, kova, terazi ve yükselen ikizler, kova, terazi olan arkadaşların Başak Burcu'na verdiği çok ciddi bir gerginlikten bahsediyor kartlar. Barışacaklarını gösteriyor tabii ki ayın ikinci yarısından sonra, yani 20'sinden sonra, 20-25'i arasında kesinlikle bir barış söz konusu olacağını gösteriyor hava gruplarıyla ilgili. Şimdi Başak Burçlarını su gruplarıyla da ilgili sıkıntılı gösteriyor. Genel anlamda Başak Burcu'nu şu anda inada binmiş durumda gösteriyor. Aşktan yana karşı partneriyle sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Başak Burcu kesinlikle ilkbahar döneminde hayatında olası olan bütün olumsuzlukların değişeceğinden bahsediyor kartlar. Benim için ilkbahar ayın 22'sinden sonradır. Ayın 22'sinden sonrayı işaret ediyor. Mart 22'sinden sonra Başak Burcu'nun hayatında olası değişikliklerden bahsediyor. Konum olarak güçleneceğinden, aşktan bahsediyorum tabii ki. Rahatlayacağından bahsediyor. Başak Burcu evlilik teklifi alabilirsiniz. Hangi gruplardan? Ateş ve su gruplar. İkizler, pardon, yengeç, balık, akrep. Ateş grupları Koç, Aslan, Yay'dan bahsediyor. Kesinlikle Başak, böyle bir şaşıracaksın. Yani gerçekten olağanüstü bir değişiklik olacağını gösteriyor. Hangi gruplar olduğunu söyledim. Şimdi Başak Burcu'nu ciddi sıkıntılı hava gruplarıyla gösteriyor. İkizler, kova, terazi ile. Yani aralarındaki üçüncü kişilerin dolduruşuna gelen ikizler, kova, terazi burcu hava gruplarıyla Başak arasında ciddi sıkıntı olduğunu gösteriyor. Yine harikulade Başak Burcu sabırla bekleme, sabır gösteren tarafı Başak Burcu'nu gösteriyor. İftiraya filan uğramış olarak, iftira derken arkadaşlar bu kıskançlık anlamında söylüyorum, kıskançlık olabilir sevgili Başaklar, ama hava gruplarıyla olan aşkınızda ıstırap çeken kişi Başak Burcu'dur. Hava grubunu da sallantılı gösteriyor. Yani ikilemde kaldığını, Başak'a da ikilemde kaldığını gösteriyor. Ama kesinlikle bir barış söz konusudur. Şimdi evli olan Başaklarda veya sevgili olan Başak Burçlarında kesinlikle toprak gruplarıyla da ilgili bir sakinlik. Boğa Başak Oğlak yükselende Boğa Başak olan partneriniz ve evliliğinizde bir soğukluk söz konusudur. Bir hüzün söz konusudur. Yani partnerinizin size harikulade kapalı gösteriyor. Yani zamanlama olarak düzeleceğinden bahsediyor. Kesinlikle barış gösteriyor. Genel anlamda Başak Burcu'nun hayatındaki partnerlerle sıkıntısını barış ayın 22'sinden sonra, 20-22'sinden sonra, Mart'ın tabii ki süreç içerisinde barıştan bahsediyor arkadaşlar. Özellikle ciddi sıkıntı yaşayan bu grupları havaları gösterdi. İkizler, kova, terazi, yükselen de ikizler, kova, terazi olan arkadaşlar ve
Su grupları. Yengeç, balık, akrep ve yükseleni de su grubu olan arkadaşlar Başak Burcu arasındaki sıkıntıyı gösteriyor. Bir kahve de bakalım arkadaşlar. Kahvemi kapatmıştım. Böyle bir göstereyim size. Şimdi arkadaşlar bir yolculuktan bahsediyor kahve. Kesinlikle bir yolunuz var. Sıkıntılarınızı atacağını gösteriyor. Olumlu mudur? Olumludur. Bu yolu işle alakalı gösteriyor. Olumlu ve güzel bir iş başvurusu yapacağınız şehir değişimi, yer değişimi, ülke değişimi de olabilir arkadaşlar. Yolun başında size vaadi ve sözde bulunmuş birisinin sizi bekliyor olacağını gösteriyor. Yol hayırlı mıdır? Tabii ki de hayırlı bir yoldan bahsediyor. Bayraklı bir yerde olası olan bir işinizle alakalı mutlu ve sevindirici bir haber alacaksınız. Bu mahkeme olabilir, evrak, diploma olabilir. Kesinlikle bunu alacağınızı gösteriyor. Yeni karşılaşmalar, yeni başarılar ve yeni aşklardan bahsediyor. Sevgili Başak Burcu, gerçekten ayın 20'sinden sonraki süre içerisinde, Mart'ın 20'sinden sonraki süre içerisinde hayatında olası olan değişikliklerden bahsediyor kartlar. Yeni bir sayfa, yeni bir hayattan bahsediyor. Uzun süredir çaba gösterdiğiniz bu yatırım da olabilir, ev iş değişimi, yer değişimi olabilir. Kesinlikle bunu hayata geçireceksiniz. Ayın 20'sinden sonra hayatınızda olacak güzelliklerden bahsediyor kahve. Şimdi hiç vakit kaybetmeden canlarım, kahve de çok güzel çıktı gerçekten. Bütün sıkıntınızı atacağını gösteriyor. Dediğim gibi biraz nazarınız var arkadaşlar. Biraz kendinize okuyabilirsiniz veya bir kurşun falan döktürebilirsiniz sevgili Başak Burçları. Şimdi geçelim Başak Burcu tabii ki kariyer ve maddiyata bakalım neler var. Şöyle bir karıştırayım kartlarımı canlarım. Bu arada rüya yorumlarınızı da gönderebilirsiniz bana. Arkadaşlar indirim kampanyamız devam ediyor. Biraz uzun tutacağım kampanyamı. Çünkü gerçekten insanların maddi sıkıntıları var. Onun için ben de böyle bir şeye düşündüm. Görüntülü bakım yapıyorum. Instagram görüntülü. Benim ses kaydıyla falan işim olmaz. Birebir karşılıklı görüntülü bakıyorum canlarım. Şimdi bakalım Başak burçlarını kariyer ve işle ilgili neler bekliyor. 2, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi bak burada da aynı şeyden bahsediyor kart. Kesinlikle bir değişimden bahsediyor. Başak Burcu biraz sıkıntılı gösteriyor. Neden? Çünkü sabırsız burçlardır Başaklar. Yenilikler yapmak istiyor. Bu yenilikle alakalı biraz sıkıntı yaşadığından bahsediyor kartlar. Geçici midir? Tabii ki de geçicidir. Ayın 17'sinden sonraki süre içerisinde, Mart ayının 17'sinden sonra Başak Burcu hayatındaki İşle alakalı bütün sıkıntılar yavaş yavaş gidecek olarak gösteriyor. Başak Burcu'nun bir yolculuğu var. Bu bir iş değişimi, ev değişimi, yer değişimi. Israrla yolculuktan bahsediyor kartlar. 2, 4, 6. Kesinlikle bu yolculuğa çıkmak zorunda kaldığını gösteriyor aslında. Çok sıkıntılı bir yolculuk olarak düşünüyor. Değişim istemiyor Başak ama kesinlikle bu değişimin iyi geleceğinden bahsediyor kartlar. Maddi anlamda biraz zorlukları var Başak Burcu'nun. Bir haksızlık olduğundan bahsediyor kartlar Başak Burcu'na. Bu çalıştığı yer olabilir. Onu üzmüş olarak gösteriyor. Bir yalnızlık söz konusu. Sanki bir komple kurulmuş ve bu komple hakkında düşünüyor ve yalnız kalmış, sıkışmış olarak gösteriyor Başak Burcu'nu. Kesinlikle ve kesinlikle haksızlıktan bahsediyor kartlar. Bir iş değişimi yapabilirsiniz. İşten çıkma gibi bir problem yaşamış olabilirsiniz. Ama geçici bir dönemdir gerçekten. Ayın ikinci yarısı 17'sinden sonra maddiyatla ilgili iş ve hayatınızda işlem ve maddiyattan dolayı yaşadığınız sıkıntıların 17'sinden sonra yavaş yavaş Mart'ın 17'sinden sonra geçeceğinden bahsediyor kartlar. Başak Burcu tam gücünü toparlayacağınız zaman 17'sini gösteriyor. 17'sinden sonraki yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Değişikliklerden bahsediyor kartlar. Maddi anlamda biraz sıkışmış olabilirsiniz ama kesinlikle gücünüzü ve
Kafanızı toplayarak yeni iş atılımlarına başlayabilirsiniz. Yatırım yapmak isteyen Başak burçları ayın ikinci yarısından sonrayı bekleyin lütfen. Çünkü bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Bütün iddialı kartları çıkardı gerçekten. Olağanüstü bir dönem geliyor size. Ayın 22'sinden sonraki süreç. Yani ilkbaharın başlangıcındaki süreç gerçekten olağanüstü bir fırsattan bahsediyor. Böyle aktif bir iş rejiminden bahsediyor, yükselişinizden bahsediyor. Bu değişimin size çok iyi geleceğinden bahsediyor kartlar ve uzun süredir beklediğiniz hayata geçiremediğiniz kariyerle ilgili fırsatların geldiğinden bahsediyor kartlar ve bütün gücünüzü toplayarak tam ileri diyor kartlar. Tamam, çok sıkıntılı bir dönem geçirmiş olabilirsiniz ama ileriye bakacaksınız. Geçmişi düşünmeyeceksiniz. Sevgili Başak burçları olağanüstü çıkardı. Şimdi burada biraz Başak burçlarını çevresindeki kişilerle alakalı sıkıntı da gösteriyor. Sanki bir mahkeme, sanki bir haksızlıkla alakalı Başak Burcu'nun bir adaletsizlik söz konusu ve bunun içinde Başak Burcu o kadar yalnız kalmış, üzülmüş olarak gösteriyor ki bunu kendisine yani ihanet olarak algıladığından bahsediyor. Sırtımdan vurulmuşum gibi duygular içerisinde olduğunu gösteriyor kartlar. Geçici bir dönemde sevgili Başaklar gerçekten de aklanacağınızı gösteriyor. Yani benim hiçbir suçum yok konusundaki şu andaki pozisyonunuzu iyi göstermiyor. Ama dediğim gibi Mart ayının 20'sinden sonra 20-22'sinden sonraki süre içerisinde Başak burçlarını her konuda rahatlamış olarak gösteriyor. Ve bu dediğim bir adaletsiz konuda da aklanacağınızdan bahsediyor kartlar. Tam gaz devam diyor. Yeni teklifler, yeni iş başvuruları kesinlikle ayın 22'sinden sonraki süreç içerisinde çok hayırlı teklifleri alacağınızı gösteriyor. Yani bereket size geleceğini gösteriyor. Sizin bereketin üzerine gitmeniz değil, bereketin sizin üzerinize geleceğinden bahsediyor kartlar. Çünkü gerçekten bunu hak ediyorsunuz. Aşırı derecede çaba sarf ettiğinizden bahsediyor kartlar. Birkaç kartım sağlık çıkarayım arkadaşlar. Güzel. Güzel gösterdi. Ciddi bir sağlık durumunuz yok ama kemik problemi yaşayabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Geçici bir sıkıntıdır diyor. Kalıcı hiçbir şey görmüyorum. Parayla alakalı rahat psikolojik olarak gergin gösteriyor başa maddiyatla işle alakalı gerginliği onu sağlık problemine yani ümitsizliğe ittiğinden ve psikolojik olarak sarstığından bahsediyor. Kalıcı hiçbir sağlık problemi göstermiyor arkadaşlar. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi lütfen unutmayın. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.